Kasım'da düzenlendi. Bu sene 28 gün bir şey ama daha iç bölgeler, biraz daha belki şimdiye kadar hiç düşünmediğimiz, bizim de karşılaşmadığımız yerlerde işte olacağımız bir şey. Evet. Böyle planladık. Her şeyin bir bedeli var. Yani siz her sınav buraya gelirken dedim ya kadar bir para gelmek yok. En başından beri Erhan'ın sponsorlardan bağımsız olduk. Çünkü bir sürü süre artık sizin ne yapacağınızı bilirler bir hale geliyor aslında sponsorlar. Öz kaynak meselesi bir hale geliyor. Evet. Orada da iki tane temel kaynağımız var. Biz işte hal sponsor dediğimiz şey. Yani bizim yaptığımız çalışmaları olay gelen arkadaşlarımızın, dostlarımızın küçük katkılarına oluşan bir konusu var. Bir miktar da emeğimizi satarak aslında ürettiğimiz değerler var. Bütün bir de birkaç tane böyle özel okulda etkinlik yaparak oradan bir miktar mantıklı ödeyeceğiz. Ama yani işte 30 civarında etkinlik var turnede. 30 etkinliğin 22-23 tane sıfır devlet okulunda sizin bu çalışma gibi yani. Tam onu karşılamıyor şu anda ama o anda koşuyoruz yani. Bizim açımızdan da sınırlı bir durum. Evet. Ama bu tarzı devam ettirmek istiyoruz. Yani bu bizim ısrar noktamız. Evet. Biz 3 tane ekibiz. Bakın, bir ekibin ismi bu. Moyo Masal Tiyatrosu. Bir ekibin ismi Şubadak Çocuk. Bir ekibin ismi de Merhaba Sanat Tiyatrosu. Peki sizce yarın ne yapacağız? Gaziantep. Evet, buraya döneceğiz. Sonraki gün? Meryem. Sonra? Malatya. Kayseri. Nevşehir. Yozgat. Sivas. Tokat. Amasya. Çorum. Çankırı. Ankara. Eskişehir. Bilecik. Uşak. Afyon. Karahisar. Konya. Kırşehir. Nevşehir. Aksaray. Niğde. Silifke. 28 gün boyunca yolda olacağız. Bakın şu arabamızı görüyor musunuz? Evet. O arabayla beraber buradaki her yere gideceğiz. Her akşam bir yerde kalacağız. Yatacağız, kalkacağız. Arkadaşlarımızın evinde kalacağız. Ses sistemi kurduk, değil mi? Bateri kurduk falan, mikrofonları kurduk buraya. Onları her yerde böyle kuracağız. Etkinlik bittiğinde sizin gibi çocuklarla sohbet edeceğiz sonra. Sizin sorularınızı alacağız. Acaba merak ettiğiniz şeyler var mı diye. Sonra da toplanacağız. Arabaya koyacağız eşyalarımızı. Sıradaki yerimiz neresiyse oraya doğru gideceğiz. Şubadam şubadam şubi. Şubadam şubadam şubi fa. Şubadam şubadam şubi. Şub şub şubi şub. Şubadam şubadam şubi. Şubadam şubadam şubi fa. Şubadam şubadam şubi. Şub 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 hadi zıplıyorum. Şarkı şöyle burada, anne çocuğunu yürürken böyle şey İnternete Şubadap Çocuk yazarsanız Şubadap Çocuk bakalım kimlerin aklında kalacak ya. Tamam. Ha, ama şöyle bir şey var. Zaten biz poster vereceğiz ya. Onun altında da yazıyor. Şubadap Çocuk ve Moyo Masal ve Merhaba Sanat Tiyatrosu yazıyor. Onları internetten girebilirsiniz ve bakabilirsiniz. Derrule. Helal olsun. Derrule. Derrule. Kaptanlar konuşuyor. Derrule. Derrule ne? Derrule. Derrule değil mi? Derrule bir şuraya asıyorum. Aynen aynen. Gönder. Suriyeli arkadaşımız var mı aramızda?
Suriye arkadaşı, merhabalar, merhabalar, merhabalar. Onlar da misafirlerimiz. Mesela onların dilinde söyleyeyim ben. Misal şöyle yapalım, sen Türkçe söyle, ben de yapayım. Arkadaşım küçük bir, arkadaşım küçük bir, ağaçlar dansa kalbim. Vesadiki elfil, vesadiki elfil, ya habani ya husama el eşar. اليوم اليوم هو انسان bugün çok güzel bir gün değil mi? Evet. Bravo. Herkes sen bana bir yere öğret biraz, tamam mı? Evet, birlik olmamız gerekiyor. Vallahi bravo. Çak. Başka ne gerekiyor? Başka yardım. Kendimize güvenmemiz. Yardımlaşma da yardımı çok. Ama her şeyi çok güzel yaptınız siz. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Çok güzel tamam oluyor. Hepiniz de çok güzel çaldınız. Ayrımcılık olmasın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Sevgiler. Ben de gideceğim. Nereye geleceksin? Hadi. Hazır mısınız? Hadi görüşürüz. Görüşürüz Ali. Çok seviyorum. Yine durmamış. İnmiş, 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 inmiş. Ellerim çapkınlarım ben. Her yerinde yani şey değil, abartı yani. Böyle yerler bize de çok sayıcı geliyor. Şimdi hani yoldan başlıyorsun. Şimdi yol başladı. Yani çift şerit olması gereken yok, 1.5 şerit. Şimdi oradan başladı şimdi. Evet. Burada bir haksızlık var. Tamam. Gereken diyoruz ki burada yani bir haksızlığa gidiyoruz. Yani çocuklar çift şerit yolu hak ederler. Bu çocuklar en iyi işte eğitim şartlarını hak ederler. En iyi yaşam şartlarını hak ederler. Bütün çocuklar gibi yani. Sen, sen.
Kahve var, çay var, bitki çayı var. Böyle turne görürüz mü hocam? Termos Bakanlığı çok iyi çalışıyor. Tansu'daki öğretmen mesaj etti arkadaşlar. Diyor ki, şu Badap'ın çizgi film yapması gerekiyor diyor. Wow. Giriyor, geçiyor, zaman dönüyor, duruyor dünya. Her şeyini. Özellikle Soğuk'un köyde öyle şeyler hissettim. Hı. Malatya okulda da böyle şey hissettim. Yani hani düşünsene öğretmensin, elinde ne kadar çocuk bir şey veriyorsun, bir şey yapıyorsun böyle şeyler ama en anlamlısı geldi. Anında anladılar ne yaptığımızı ve birlikte eğlenmeye çalıştığımızı anladılar. Bir de senin hareketin, yani burada da değinmek için söylüyorum, o şeyi söyledim ya, çocuklara İspanyolca şarkı. Aslan Tuncuk. Merzifon gibi, Çaycuma gibi yerler. Hep böyle birer hafta kalacağın yerler halinde turneler bu şekilde dönüşebilir. Ben de küçükken hatırlıyorum böyle konser izliyorsun ama sözler ne anlatıyor? Şeyini çünkü senin ayakkabına bakıyor, kafana bakıyor, gitara bakıyor. Ha, işte bir de akıyor bir şey ama sözler ne diyor? O olmuyor mesela, girmiyor kafaya. Hı. Ama asıl biz hedeflediğimiz de sözler. Onları belirginleştirmek için ekstra bir çaba harcanabilir. Tabii işte ön hazırlık o işe yarıyor bence. Evet. Öğretmen yapması lazım onu. Biz gol olacağız yani. Ortayı öğretmen yapmış olacak. Evet. Son o kafa vuruşu bizden gelecek gibi. Eve de bir şey gönderdik mi ki gönderiyoruz. Ölçü. Sonu yatıyor. Evet. Yani. Ama sözde de tuhaf. Burada yeni ayırıyorsun ki sırrı kafiyeymiş gibi yapmış. O kış nasıl evet. Zey koyduk mesela. Evet. Ram, bam. Yani bam, bam. Suyun da var yeminde. Bir gün bir gün bir serçe uçmuş uçmuş göklerde. Merak edip de inmiş hayvanat bahçesinde. Bir gün bir gün bir serçe uçmuş uçmuş göklerde. Merak edip de inmiş hayvanat bahçesinde. Aslan burada duruyor. Poşete koyalım da ya da ben hepsini şöyle götüreyim. Bugünkü eksiklerimizden bir tanesi şuydu. İçeride müzik yoktu. Öncesinde bir müziğin atması gerekiyor. 2-3 katlı bir yerdi ya orası. Şimdi şalalayı ta aşağıda yaptık mecburen insanları karşılamak için. Yukarıda hiçbir şey olmadı. Aslında şey içeride müzik olmasına gerek yok. Tam kapının önünde, o odanın önünde o şalalayı yapsaydık ona da gerek olmazdı. O da olur. Canım hep yemekleri çekiyorsun. Hep yemekleri çekiyorsun. Şu badam. Beysel bir daha diyelim. Şitabat. Allah. Ay neydi ya? Ben nerede hatırlıyorum? Ben biliyorum abi. Ne? Ben biliyorum. Şu badam çocuk. Baykuşları dinleyen, böcekleri gizleyen, ağaçlar kimi? Eğer bir günleri doğan mısır çalmak isterse, bir günleri ağaçları kesmek isterse, dur! Hepsi bizim, dur! Hepimizin, dur! Hepsi bizim, dur! Hepimizin, dur! Hepsi bizim, hepimizin, hepsi bizim, hepimizin. İniyor, iniyor, iniyor ama sürekli iteklemeye devam ediyor. Onu çok uzun süre görüyorlar yani. En son bu oyunlar inince mi gelip itekliyorlar buraları. Benim için karışık şu an. Burada şey. Ne? 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 Ne?
Hatta şöyle bak. Na da na ta 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 ra da ra ra ri ri. Deneyim. İkincisine şey yap. Hoş geldiniz. Nedir bu şarkı? Keman. Kemancı diye çağıralım onu. Bir, iki, üç. Bu gitarın ismi... Bas gitarcı. Elektrikli ama özel bir ismi var. Bu gitarın ismi bas gitar. Bas gitarcı. Hadi bas gitarcı da gelsin alkışlara bakalım. Gel bakalım bas gitarcı. Gel 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 gel. Yüksek 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 alkışla. Heyecanlansın da heyecanlansın da heyecanlansın. Heyecanlansın. Hazır mısınız? Bir topuk bir damla tanemeyeceğim senden. Onun için sakın nefret etme benden. İnsanlar anlamıyor acıkınca böyle. Başka bir çaresi var mı biliyorsan söyle. Bir topu bir damla tanemeyeceğim senden. Onun için sakın nefret etme. Şey sistemleri kurup konseri verip konuşup ayrılana kadarki süreç her gün şey gibi, hani bir yere gidiyorsun, toprağı eşeliyorsun, tohumu bırakıyorsun, suyunu veriyorsun. Ve hani hocalara da diyorsun ki sen bunu sula, arada havalandır, sende bitiyor. İşte onlarda bitiyor gibi bir durum var. Özetledi ya çocuk gerçekten. Abi şova bak ya. Bu meseleyi özetledi ya. Yani bu çevre platformuyla akşam yapacağımız etkinlikler olsa bile aslında bir taraftan da bir devlet okulunda etkinlik yapmak istediğimizi onlara ısrarla söyledik. Ve onlar da gündüzünde bir okul, hem de bu okul tam da istediğimiz gibi köylerden gelen çocukların birleştirildiği ve işte eğitim öğretim yapıldığı bir okuldu. Şarkılarınızı çok seviyoruz. Enerjinize hayranız. Hiç bitmesin enerjiniz. Enerji. Enerjinize enerji katsın diye sizin için kurabiye yaptık. Umarız beğenirsiniz. Sizi, etkinliklerinizi, müziklerinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız ki ayrı. Yani yazmış. Saygılarımızla. Ömer Gratik'le. İlyas bir şey nasıl? Ben içmiyorum. Ne demek? Herkese birer tane gönderin. Ah. Ben börek istemiyorum. Tamam. Aa, bir tane. Bir tane börek koymuşlar bana. Çünkü bir tane peynirsiz var. Onu da size vereceğim. Bu şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Trompet. Flüt mü? Bak flüt şöyle. Trompet. 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 Bak düt dur düt. Trompet. Biliyor musunuz siz bunu? Evet. Niye söylemiyorsunuz bana? Kürdan bacakları, iki tane sarı kanatlı, küçücük bir gagası olan bir kuş. Ortaya doğru salyangoz oldu. Evet. Görüşürüz, tamam mı? Sen de çok güzelsin. Görüşürüz Sasha. Görüşürüz. Hep ortamının bağlarını sürmek için. Ya biraz böyle aslında tümlerin şeyde, sıcağı yerden şeyde. Yani bu şarkı işte İstanbul Arkezi'nin, o da belli semtlerine böyle pislenmiş durumda. Yani ondan sonra da herkes ayıplanıyor. İşte şey diye yani, geliyor işte. Bunlar mehtere dönüyor her şey falan diye. Ama yani biraz çözmek de bizim ellerimizde biraz da. Yani bu çabaların... Afiş yapıyorum, ne yapıyorum? İşte. Bizim işte böyle Photoshop,
Adobe. Premiere Pro. Böyle çalışıyoruz abla. Ne yapalım? Tamamen eksilmiş biraz. Hadi bakın. Ya umarız geliriz ama bilmiyoruz ki ne zaman geliriz. Gazi nüfusu 5000'miş, aynı şey gibi, Çankırı kurşunu gibi ve Mihal Gazi'deki bütün çocuklara ulaştık. Albümde işte bu partisyonlar çıktı yani. Müdür dedi ki ya bu etkinlik olamaz, biraz şey bir etkinlik bu galiba, emekten bahsediyorlar, ne yapıyorlar diye etkinliği iptal etti. Hemen civarındaki başka bir okulda yapıyoruz etkinliği. Birazdan arayacağım, etkinliğin bitimine doğru diğer okuldaki öğretmeni arayacağım. Hocam biz geldik sizinle tanışmak istiyoruz diye. Alacağız. Sizin sorularınızı alacağız. Merak ettiğiniz şeyler varsa bizle ilgili istediğiniz gibi sorabilirsiniz onları. Var mı mesela bizle ilgili var, merak ettiğiniz? Neden? Gökyüzü hikayesi gerçek mi? Bu bir masal. Yani gerçek mi bilmiyoruz. Hani masallar hep anlatılır ya çok eskiden beri. O yüzden bana da öyle anlatıldı. Ben de size anlattım. Gerçek mi bilmiyorum ama gerçek bazı şeylere çok benziyor. Gitar, sonra bilmem batarı çalmayı nereden biliyorsunuz? Aslında çok güzel bir soru. Evet. Bu sorunun tek bir cevabı var. Tek bir kelime söyleyeceğim çocuklar. Tek bir kelime. Emek. Emek. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ne demek olduğunu biliyor musunuz? Emek. Emek. Bir çalışma. Sizce biz bu şarkıları neden söylüyoruz? Neden çocuklarla buluşturuyoruz? Bu öyküleri neden anlatıyoruz? Neden çocuklarla buluşturuyoruz? Çocuklar mutlu olsun diye. Geldi çocuklar eğlensin diye. Evet, şimdi bir şey söyleyeceğim. Çocuklar mutlu olması ve eğlenmesi bizim için çok güzel. Ama sizce biz mesela neden barışla ilgili şarkılar yapıyoruz? Neden, neden? Ağaçlarla ilgili? Neden böyle güzel şeylerle ilgili şarkı yapıyor olabiliriz? Güzel örnek olur. Ben de şey söyleyeyim. Sonraki şeylerden biz de diğer çocuklara öğretip de öyle öyle dünyamız daha güzel olsun. Evet. Şey var mı? Yağmur. Var.
sen orada özgürüm. Sen neredesin sen orada özgürüm. Hepimiz çok eğleneceğiz içeride. Zıplayız az. Şarkıları dinlediniz mi daha önce? İyi, süper o zaman. Çıtalarda birbirine bağladım. Sonra renkli kağıtlarla kapladım. Ortasından ipleri geçirirken kuyruğunu hemen ona bantladım. Uçtu uçtu uçurma, uçur beni uçurma. Gel bakalım renkli dünyaya. Uçtu uçtu uçurma, uçur beni uçurma. Gel bakalım renkli dünyaya. Hadi bir daha söyleyelim. Küçük kuş masalını anlattı ya Duygu. Bu okulun da bir küçük kuşu var. Bizi buraya davet etti, çağırdı, emek verdi. Kamil hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi ki varsınız. Siz olmasaydınız eğer bu okulda bu çocuklarla buluşamazdık. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Gel günü seni arayıp şarkı dayı? Kurtarıyor mu eşek? Eşek misin? İmza işini yapmayın. İmza istediği zaman söylemiş şu. Yani biz sizden şey alabiliriz. Bize bir şey yazmak isterseniz alabiliriz. Ama biz imza vermiyoruz. O star kültürünü şimdi besliyoruz. Bir şey yok ki ben. Biraz bize gelen. Ama onu da belki daha toplantıda. Akşam konuşabiliriz. Mandalina alıyorum. Çünkü doğal dalında sararmış ve karpuz değil. Ne öyle bastın sallıyorsun? Etikete kuruyum diyorum sana. Tartışmaları çok güçlü. Elimizde bir 7-8 şarkı var ya.
Şimdi her gün de farklı çocuklarla buluşuyor. Aynı çocuklarla buluşmuyoruz yani. Evet. Yoksa bunları böyle hani sabredip biraz böyle kendimizi de belki işte şey hep aynı şeyi yapmanın bir nasıl söyleyeyim rahatsız ediciliği de olabilir. Hı-hı. Ama onu da göze alıp onu yapmalıyız. Yani bir albüm tanıtım turnesi değil bu yani. Hı-hı. Sonuçta yaptığımız işin karşılığını da beklediğimiz bir şey var. Dolayısıyla en güçlü olanlarıyla, en hitlerle girip o yüksek bir yerde de bırakıp bundan sonraki süreci de eğitimciyle çocuk arasındaki bağı güçlendirmeye yönelmek. Yani konserden sonraki işimiz o zaten bizim. Fasafiso gibi yeni üretilen şarkıları da devamlı sokulabilir. Zaten diğerlerine her şey gibi ulaşıyor. Şimdi güzel oldu ama. Tayran'ın elini değmesiyle her şey. Şurayı yaklaştıralım mı şunları? Yok, düşman. Çocukların gözlerine gelince Güneş, izleyemiyorlar. Bunlar geleceğine bize gelsin şimdi. O zaman çocuğuna şeyle durması lazım. Yeni bu yeni olması lazım. Hmm. Şuraya dayanabiliriz. Şu an çocuklara gelmiyor ki böyle durursak. Böyle durmak daha doğru ya. Şöyle durursak biz. Sen oradan mesela Güneş gelmiyor gözüne. Şuraya içtiği zaman geliyor. Gelmez ya. Buradaki çok az. Gelmiyor da bir yarım saate gelmeye başlıyor. Çivi çakamazmış. Oğlanlar yemek yapamazmış. Aa, o da çok güzel bak. Erkekler süt sağamazmış. Yapabilir değil mi? Ya bir sürü fasafiso var. Siz buldunuz bayağı bir. Daha da bulursunuz mutlaka. Bir mesajımız var. Instagram mesajı. Diyor ki, biz Eskişehir Kaymaz İlkokulu ana sınıfı olarak her gün Fasafiso şarkısını söylüyoruz. Hem de tamamen kendi istekleriyle. Akıllarına geliyor ve söylemeye başlıyorlar. Ve çok güzel Fasafiso cümleleri çıkıyor. Bizim miniklerin yüreklerine dokundunuz ve sizi unutmayacaklar hiç. Getirdiğiniz kitaplara bakıp resimlerinizi öpen çocuklar var. İyi ki geldiniz. Biz çok sevdik sizi. Kalp. Çocuklar merhaba. Biz de sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba. Biz de sizi çok ama çok seviyoruz. Böyle ayrı bir hava geldi. Biz de sizi çok seviyoruz. Pardon konuşamıyorum. İmza gönderin bize. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi beraber söyleyelim. Dinozor mu, dinozor mu, bilemedim. Dinozor mu, dinozor mu, bilemedim. Dino dedim adına, dino dedim adına. Hadi bir daha söyleyelim. Her şey, her şey küçük kuşun çabasıyla başladı. Her şey, her şey küçük kuşun çabasıyla başladı. Müzikli bir tiyatro oldu tamam ama. Bu... Bence hiç böyle yok yani. Çok farklı, ben hayatımda ilk defa böyle bir şey izledim dedim ben de. Gerçekten ben de yani yaparken oldu. Örneğini gördüğümüz için değil dedim. Arkada müzisyenler önce oyun oynanıyor. Çocuk oyunu görmedim ben böyle bir şey. Sadece opera da oluyor. Ya bu kadar emek yok ya çocuk oyunlarında biliyorsun yani. Abi görüyorsun artık yani bizim şu kadar köşemiz bile var yani. Yavrum kızası kadar olmasa. Bundan sonra talebimiz şu, her okulda bir şubadap köşesi. Hadi, şubadap ismini nereden buldunuz? Şubadap ismini biz aslında uydurduk. Ya böyle arıyorduk. Mesela ya ne desek acaba taka taka tak yok. Tiki 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 toko toko tom. Şıkkata şıkkata yok. Şıkkata bom yok. İşte şubada şibidip çubudup çubudup şubada. Ah bu çok güzel oldu ya. Sonra onu o ismi uydurduk. Bir de anlam uydurduk sonra. Biliyor musunuz anlamını? Merak soran çocuğu. Evet, merak eden ve soru soran, sorgulayan çocuklar demek. Thank you.
geliyor, daha gelmeyecek. Ekmek alıp gelecek. E nasıl çıktı bu gökyüzü yukarıya? Herkesin çabasıyla. Sen de dersin? Evet, evet. Herkesin çabasıyla. Bütün dünyayla. Herkesin çabasıyla. Evet. Herkesin çabasıyla. Demek ki o zaman herkes birlik olunca gökyüzü ancak öyle çıkar yukarıya. Ben kapıda bekleyişim, yoklama yaptım ha. Tamam, çok iyi yaptın. Gidenlerin hepsine sordum, nasıl? Oo, harika harika. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Keşke daha fazla imkanlar olabilse, keşke daha fazla bir katlı daha büyük olabilseydi ya. Ya bu emeğe, bu performansa daha büyük bir karşılık lazım aslında. Teşekkür ederim. Başlıyorum. Servet de olsaydı keşke. Servet koş. Ama daha ilk olarak gördüğüm şeyleri ne gördüm ben şu an gibi anlama sürecindeyim. Hareket biçimi olarak çok iyi. Bütünsel duygudan da öğrendiğim bir şeydi o. Duygu durmasından. Bu şekilde hareket etmek, yoğunlaşmış bir arada olmak üretime de katkı sağlıyor. Bundan sonrasıyla ilgili bir sürü bir şey yapılabilir. Şimdi üretim nasıl arttırılabilir? Bizimle arasında inanılmaz bir mesafe açılmış yerlere gittik. Yani gidemeyeceğiniz yer yok. Her yere evet. Gitmelisiniz diyor aslında. Doğrusu. Şimdi adam diyor ki her yere gidebilir yani. Zaten hep böyle düşünüyoruz ama aslında böyle düşünmüyormuşuz. Gördük yani şu an gidemeyeceği bir yer yok. Daha telaş halindeydik ve aslında yani gidiyorduk, işte konseri yapıyorduk. Mesela çıkıyorduk, yeniye düşüyorduk. Bazen çok uykusuz kalıyorduk, enerjimiz yetmiyordu. Ama mesela bu senekinde mesela gidiyoruz bir okula. O çocuklarla daha fazla iletişime geçiyoruz. Sonrasında bir konuşma yapıyoruz. Mesela bu sene beni en çok tatmin eden şeylerden biri sonrasında yaptığımız o sohbetlerdi. Yani onların merak ettiği şeyler. Şarkı aralarında böyle bir masalın anlatılması. İşte Fasafisa üzerine çocukların da katılımıyla kız erkek işte ayrımcılığına dair bir şeyler anlatmak. Yine aralarda, şarkı aralarında bazı sohbetlerin olması geçen seneye göre daha yoğundu diye düşünüyorum. Masal'la birlikte de artmış tabii ki. Başından sonuna kadar bile işte Duygu'nun anlattığı şey çok değişti, çok gelişti, bambaşka oldu. Yani işte bütün müzisyenlerin aynı anda boynunu eğmesi, orada aslında seyirciye yansıyan birliktelik hissini de çok destekleyen bir şeye dönüştü. Bunun önemli tespitlerinden biri işte Birleştirilmiş Köy Okulu'ndaki kadın öğretmenler şeyi odaklı o da biraz daha üzerinde yürünmesi ve işte onunla devam edilmesi gereken bir şey. Köy okullarından çok etkileniyorum ben. Yani orada bir şeyler yapmaktan. Gerekçeleri politik olduğu için yani bizim biz politika alanında bir çalışma yapmıyoruz. Ama gerekçelerimiz politik olduğu için oturduğumuz yerde politik bir alan oluyor. Fakat bizim yaptığımız politika değil, biz sanat yapıyoruz. Ama yaptığımız şey zorunlu olarak politik. Sanatçı demiş ya, üzülmeyin ben zaten her gittiğim yere bir daha gidiyorum. En az iki kere geleceğiz, en az bir kere gidiyoruz gittiğimiz yerlere. Çünkü o onun sonucunu, devamını, nereye gideceğini gösterebilir bize. Çok iyi gitti mali olarak. Özellikle işte yemek işlerinin çekilmesi, evlere çekilmesi, kolektivize edilmesi, dışarıda olabildiğince az yemek, fevri harcamaların benim gördüğüm ilk kadarıyla hiç olmaması. Bir emek meselesi olarak görmüyoruz. Hani bir ihtiyaç, bir arttırılan bir maddiyatın bölüşülmesi olarak görüyoruz. Öbür türlü çünkü hiç kimsenin emeğinin burada parasal bir karşılığının olduğunu düşünmüyoruz. Şey anlamında değil, çok değerli anlamında değil. Yani emeğin karşılığının para olduğunu düşünüyoruz yani. Çocuklar çağırıyor mu? Hadi geçelim. Hadi geçelim. Küçüklerimizi bırak, kesin. Gel.
biz dedik ki bir eşitsizlik var. Ve o zaman bunu ortadan kaldırmak için biz çocuklara ulaşalım dedik. Onlarla birlikte oynayalım, zıplayalım istedik. Beğendiniz mi? Hepsi de pedagojik, yani her şey eğitici, çocuk pedagojisine, çocuk ruhuna kadar güzel hitap ediyor ki. Çok güzel bir mesaj ya. Belki çok saçma buluyoruz ama bu gerçekten bizim için çok mantıklı, çok doğru bir şey. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eğer bu biyonsa, biraz daha ileriye götürdüğünü. Oldukça ileriye götürdüğünü üstelik İç Anadolu'da yaptığımız için de. Bütün bu bizim Türkiye turnemizin belgeselini yapan Servet vardı. Ona el sallayalım mı?